Herkese merhabalar. Sıfırdan bütün konuları 10. sınıf için tamamlayacağız ve başarıdan başarıya koşacağız. Peki nasıl? Bu da aslında bizim sıfırdan kitaplarımıza gizli. Peki sıfırdan kitaplarımızın en önemlilerinden bir tanesinde, hatta setimizin en önemlilerinden bir tanesinde sıfırdan 10 sayısal seti size göstermek istiyorum. O da çok değerli bir kaynak çünkü sayısal derslerimiz, matematik, fizik, kimya, biyoloji, matematik ve FKB derslerini bu sette halledebileceğiz. Peki nasıl olacak? Bir kere bunlar konu anlatımı soru bankaları. Yani bu setin içerisinde aslında 4 tane kitap var ve bu 4 tane kitap bize ne sağlıyor? Bütün bu derslerde başarılı olmamızı sağlıyor. Peki nasıl olacak ona bakacağız. Bir kere sıfırdan 10'a kimya, aynı zamanda matematik, aynı zamanda biyoloji, aynı zamanda fizik olmak üzere 4 tane temel kitabımız var. Ve bunlar konu anlatımı soru bankaları. Mesela hemen biyolojiden örnek gösterelim. Bir kere kitabımızın mantığı şu. Normalde bizim 10. sınıfta göreceğimiz ünitelerimiz, işte hücre bölünmeleri birinci ünite, aynı zamanda kalıtımın genel ilkeleri ikinci ünite, ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları üçüncü ünite olmak üzere 3 tane ünitemiz var biyolojide. Bu 3 tane üniteyi Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına %100 uyarak tek bir nokta fazlası veya eksiği olmadan hazırladık sizin için ve şunu da göstermek istiyorum. Bir kere sıfırdan kitaplarının bir mantığı var. Yani matematiğin, fiziğin, kimyanın, biyolojinin bütün branşların hepsi aynı mantıkta işleniyor. O da yormadan, eğlenceli bir şekilde ve gerçekten de nokta atışı konuları lokma lokma küçük parçalara ayırarak bitirmek istiyoruz. Bu bizim stratejimiz. Bütün sıfırdan kitaplarımızdaki mantığımız bu. Peki nasıl oluyor? Mesela hücre bölünmeleri ünitemizin ilk lokması hücre döngüsü. O da mitoz hücre bölünmesinin hücre döngüsü konusunu işliyoruz. Ardından hücre döngüsünün evrelerine bakıyoruz. Ve ardından interfaza bakıyoruz. Derin bir bakış açıyoruz. Ardından hücre döngüsüyle ilgili kavramlara bakıyoruz. Ve bu şekilde lokma lokma konuları görsellerle sıkılmayacağımız şekilde ve küçük lokmalarla öğreniyoruz. Ama hemen öğrenip geçmiyoruz. Onu şöyle yapıyoruz. İlk başta konuyu öğrendik. Ardından hemen sadece bu konu özelinde, yani bu mikro konu özelinde, bu lokma özelinde sorular çözüyoruz. Yani sorularımızı da solda konu, sağda soru, solda konu, sağda soru şeklinde teker teker lokma lokma konuları işle, öğren, ardından bununla alakalı sorular çöz. Ve bu sorular bununla alakalı olduğu için takıldığı zaman hemen bakıp öğrenmeyi daha hızlı hale getiriyoruz. Ve yapamadığımız soruların çözümü zaten videolu bir şekilde hocalarımız bize anlatıyor. Dolayısıyla bu şekilde lokma lokma konuları tamamladıktan sonra da ünitemizin sonunda tarama testlerimiz ve test geçlerimiz var. Yani genel ünite testlerimiz var. Ve tarama testlerimizle, aradaki tarama testlerimizle ve ünite sonundaki test geçlerimize konuları tamamen pekiştirmiş oluyoruz. Bütün kitaplarda bu mevcut. Yani sıfırdan 10'a matematikte de aynı mantık, aynı strateji ilerliyor. Sıfırdan 10'a kimyada da aynı şekilde ilerliyor ve teker teker lokma lokma konuları halletmeye çalışıyoruz. Ve aynı şekilde sıfırdan 10'a fizikte de bu şekilde ilerliyoruz ve fen lisesi olan arkadaşlarımız için de ekstra konu anlatımlarını özel olarak gösteriyoruz. Bak bunlar dikkat fen lisesi içindir diye özel ayraçlarımız ve belirteçlerimiz var. Onları da merak etmeyin diyoruz. Ve sıfırdan ona sayısal setimizle aslında bu 4 tane temel dersimizi istediğimiz zaman, bazen hani videodan çalışmak istemeyebilirsin, okulda dersleri kaçırmış olabilirsin, not alamamış olabilirsin. Bunların her birisi aslında bilgi olarak burada mevcut ve sorular olarak da mevcut. Dolayısıyla öğrenmemizi bu şekilde sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda şundan söyleyeyim, sıfırdan 10'a sözel setimiz de var. Yani sözel derslerimiz, edebiyat, tarih, coğrafya içinde bir setimiz var. Toplamda bu 10. sınıf için bütün derslerimizi kapsayacak bu iki sette aslında 10. sınıf bizim için çok rahat geçecek inşallah diyoruz. Ve hemen bunlara nasıl ulaşabiliriz? Bir kere Tonguç Mağaza bizim resmi kitap sitemiz. Oradan alabilirsiniz. Aynı zamanda aşağıda da linki var. Sana en yakın Tonguç Kırtasiye'ni alabilirsin ve linkinde il ve ilçeni seçersen aslında tak diye sana yakın olan kırtasiyeyi bulup oradan da temin edebilirsiniz. Hadi bakalım o zaman şimdiden derslerinizde, 10. sınıf derslerinde başarılar. Ödül sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın bakalım.